İyi akşamlar Albarka günlük grafik. Yani bunun yorumları bir arkadaş yazmış. Hisse geri alım zaten varmış. Yani mart ayında almışlar onu e, o kararı da yetkilendirmeye karar vermişler yönetim kuruluna. Onu önce söyleyeyim. Şeyine bakmadım yani miktarına, adetine bakmadım. <laughs> Olumlu bir haber. Yani e, bir senedin yönetim kurulu tarafından geri alım başlatılması. Bunu geçen hafta mı? Acaba geçen pazar mı yoksa ondan önceki pazar mı söylemiştim? Ondan önceki pazardı galiba. Hat, e, yanlış hatırlamıyorsam. Yani bu Koç Holding hiç yapmamış tarihinde. Koç Holding'le e, özellikle bir iyi bir haber oldu. Arkasından kervan gıda geldi. E, bugün işte Albaraka yetkilendirdi yönetim kurulunu. E, baktığınız zaman 20'ye yakın herhalde 18-20 sene oldu hisse geri alım programı yürüten. Geçen seneden beri yürütenler de var. Ya bu olumlu, bu niye olumlu? Şundan yani o videoda anlatmıştım. Belki bir şey gelir. Yani özellikle daha ciddi şirketler. E, Bunu iştirak ederse yani Borsa İstanbul'un da belki biraz elini yüzünü düzeltirler. Yüz endeksinin. E, endeksi biraz yukarı kıramıyor. Gidemiyor endekse. Alıcı yok arkadaşlar. Müşteri yok müşteri. Ya, pazara geldik tezgah kurduk sabah. Tamam mı? Yok domates elimizde kalıyor. Kasayla geri götürüyoruz. Yani insan girmeyince böyle oluyor. 2,5 milyon düşmüş yatırımcı sayısı. E, ve çıkışlar var. E, yabancı da girmeyince birilerinin e, bir şeyler yapması lazım ki bu piyasa yukarı tepki verebilsin. Çok düşük FK'lar falan. E, özellikle bankalarda. Yani rezalet durup açıkçası. Bunu şundan da kıymetli buluyorum. Olası mesela şey hatırl bilmiyorum hatırlayan vardır dinleyip. İşte coin piyasası çok yukarıdaydı. Bir yerde kar olacak. Bakın bahane arıyordu kar olmaya. Bahane arıyordu. Bir şey olsa da hani biz de çıksak diyordu sanki insanlar. E kalktı bir Elon Musk konuştu. Bir şey konuştu. Bir, e, Vitalik konuştu. Bir beri bir haber yok efendim e, Bitcoin'i yasakladık. Yasaklıyoruz. Da nasıl yasaklanacak o da ayrı bir konu. Ondan sonra e, durup dururken coin piyasasını yıktılar dibe. Yani diyorum ya orada bahane arıyordu. Aslında burada Borsa İstanbul'da bana sorarsanız tepki vermeye bahane arıyor ama bir bahanesi yok. Yani bir, olmayınca bir bahane, iştirak etmeyince yatırımcılar. Aslında çok ucuz senetler var onu söyleyeyim yani inanılmaz ucuz senetler var ki özellikle biz 30 senetlerinde iki, arasında. Ama gel gelelim bir şeyin ucuz olması ee, hemen kısa vade kazandıracağı anlamına gelmiyor. Hani bunu belki hani buradan bir tepki sağlayabilir belki. Yani bakın e, çok üzücü. Enflasyon da var bu ülkede. Şimdi adam gelmiş Albaraka ya, örnek yani bu açıklığı söylüyorum önümde e, Albaraka'ya yatırmış sallıyorum 100 bin lira. E, adam işte fiyat gelmiş 1.80'den e, senet başı 30 kuruş değil ki adamın tek zararı. E, bir de zaman var bunun enflasyon boyutu var. Döviz boyutu var. Dolar boyutu var dolar tırmanıyor. O adam diyor ki işte şu kadar dolar alıyordum. E, bugün bu kadar alıyorum ya da altın alıyordum veya gümüş alıyordum. Her neyse yani. Global emtialar ve döviz karşısında da paranız yenilmeye başlıyor. E o yüzden yani kıymetli buluyorum. Gerçekten ciddi şirketlerinde daha bana göre iştirak etmeleri lazım. Daha ciddi iştirak etmeleri lazım ve e belki burada yerli yatırımcıya da özel yatırımcıdan bahsediyorum. Yanlış anlamasın kimse beni e, ee, hakaret anlamında söylemiyorum ama kumarbaz da çok yani zar atan da çok yani herkes bir yeşil holding bir taze kuru yakalamaya da çalışıyor belki bir taraftan hani o arkadaşlar tamam o şansını deniyor onun için söylemiyorum ama hani yıllarca burada kal, kalan veya kalacak yatırımcı için de oldukça iyi bir mesaj olur diye düşünüyorum biraz da kısa keselim yani çok oldu ee, şimdi burada 149 48 civarları var Burayı zaten geçemiyordu Albaraka yani videosunu ne zaman en son çektim hatırlayamıyorum arkadaşlar çok da videosunu yapmam Barak'ın ee, bu alanlarda bayağıdır takılıyor yani eli gitmiyor yatırımcının daha aşağı Bu ne demek şu demek yani gördüğümüz kadarıyla olmaz demiyorum ha, olmaz diye bir şey yoktur onu söyleyeyim de ee, satıcı artık çok istekli değil Albaraka'da sorun ne ee, sorun alıcının olmaması Satıcı vermek istemiyor, Allah kahretsin diyor. Yani 149 kardeşim daha ben elim gitmiyor diyor satmaya. Ya alıcı olmadığı için de bir türlü yukarı tepki veremiyordu. Belki bu haber bir tepki. Tabi e, ya da tabi kendileri de alırlar. Biraz bir tepki yukarı ne de olur. Yukarıda neye bakmak lazım? 153 ve 158 iki tane önemli direnç. Yukarı doğru hareket başlarsa bu dirençlere bakmak lazım. Diyorum ya miktarını bilmiyorum yani ne kadar alacaklar. E, kırılırsa 167. Şimdi 167 ben buraya çizmemişim tabii ama. <laughs> Hatta şöyle bir grafiği ben bir temizleyeyim. Çizimleri bir kaldırayım. Baştan e, bir çizelim. Temiz grafikle çalışayım bu arada. Şöyle e, biraz 147'ye doğru çizdim. Önemli değil. 145 bile diyebilirsiniz. Bu arada söyleyeyim. Yukarıda da 167 var. Bir yataylık var burada zaten bir süredir. Yani Nisan'dan bu yana bir yataylık var aşağıda en nihayetinde dediğim gibi 1.58 geçilmesi halinde de 1.67'ye bakarız. Bu kısımda artık geride bırakılıyorsa e, kısa vade bir boğa yatay alan e, katlar mı bilmiyorum ama yatay alanların çıkışlarında bir katlama hesaplarız biz. E 1.47'den 1.67 desek 20 kuruş koy üstüne. 1.87 nereye geçtik? 200 günü geçtik. Yani bu kısımda diğer bir direnç olur. Otur bir hareket olursa. Tabi 1.47'nin altı kırılması hoş olmaz. Onu söyleyeyim. Artık bu kısımda kırılıyorsa sol taraftan bir dip olarak 1.36 civarlarını civarlarına e, alabiliriz. Şöyle bir şey yapayım. Bunun 1 lira zaten dibi. Mart dibi 1 liraydı en azından. Onu söyleyeyim. E, 1 liradan da aşağı pek yoktur. Yani fiyatlaması da çok olmaz. Çok geçmişte yani 2012'lerde falan var ama e, onun dışında da oradan beri de çok fazla görmedi. Yani 1 liranın altında en fazla aralara, yıllara bakarsanız 90 kuruş falan görürsünüz. E, dediğim gibi altta da 1.34 1.35 var. E, Kırılma halinde. Aresaya e, bakarsak o biraz, o da tabii çok iyi bir alanda değil. Aresay'da e, da 55'in üstünü aramak. Hep söylüyorum yani bu tür tablolarda. Zaten bakın 51-52 daha önce tepki olarak gelmiş Aresayda 55'in üstü e, Makti'de de bir yeşil mum yaparsa e, herhalde bir elinin üstüne bir hareket yaparsa makdi bir al kesebilir burada ihtimalen. E, onu da takip etmek lazım. E, Makti'nin al kesmesi genellikle birkaç gün daha etkisi olabiliyor senetlerin üstünde. Özel bir mum formasyonu yok. Herkese iyi akşamlar.